İlk nöbede, kardeşlerim, sizi Azerbaycan'da səmiyyətlə salamlayıram. Azerbaycan'a, vatanınıza hoş gelmişsiniz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev görüştü. Ardından heyetler arası görüşmeye geçildi. Görüşme öncesi açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şuşa Başkonsolosluğu açılacağını duyurdu. Şuşa Başkonsolosluğumuzu istediğimiz zaman açmaya hazırız. Başkonsolosluğumuz açılabilirse bu başta Ermenistan olmak üzere bütün dünyaya ayrı bir mesaj olacaktır ifadelerini kullandı. Heyetler arası görüşme sonrası iki lider kameraların karşısına geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi'nin kurulması için çalışmalara başlandığını da açıkladı. Attığımız, atacağımız adımlardan bir tanesi Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi çalışmasıdır. Ve bu konuyla ilgili olarak da gerek yok başkanımız muhatabıyla çalışmalarını bugün de gözden geçirdiler. Ve yasal bir düzenleme, düzenlemenin gereğinden Sayın İlam kardeşim ifade ettiler. Bunu da bir an önce gerçekleştirip bu adımı attığımız anda inşallah Türkiye Azerbaycan arasında böyle bir üniversiteyi kurmanın artık geciktiğini aynen yaşadık. Artık bunu başaracağız ve böylece Azeri gençlerimiz Türkiye'ye rahatlıkla gelebilecekleri gibi Türk gençleri de aynı şekilde Azerbaycan'daki üniversitede okuma şansını elde edecek. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise konuşmasında Şuşa beyannamesinin önemine dikkat çekti. Aliyev, bütün elde edilmiş başarıların temelinde Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik ilişkileri yatıyor. İki gün sonra Şuşa beyannamesinin ikinci yıl dönümü olacak. Şuşa beyannamesi tarihi bir anlaşmadır. Türkiye ve Azerbaycan bu beyanname ile resmen müttefik olmuştur ifadelerini kullandı. Zengezur koridorunu ilişkin de konuşan Aliyev, Hazar Denizi üzerinden taşınan ham maddenin hacmi her geçen yıl artıyor. Mevcut koşullarda orta koridorun önemi büyüyor. Zengezur koridorunun en kısa zamanda açılması gerektiğini konuştuk. Bu kaçınılmazdır. Ne kadar hızlı olursa o kadar iyi olur, dedi.